İşlerinden hukuksuz bir şekilde atılan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça bugün açlık grevinin 131. günündeler. Nuriye ve Semih hayati tehlike boyutunu çoktan aştılar. Artık ölümün eşindeler. Ama Nuriye ve Semih yine de umutla işlerine göre döneceklerini ve tutuklamanın sona ereceğine inanıyorlar. Değerli arkadaşlar, Nuriye ve Semih'in amaçları ölmek değil, sadece ve sadece özgürlüklerini ve işlerini geri istiyorlar. Ve bu konuda son derece kararlılar ve umutla bekliyorlar. Bu açlık grevi onlar ölmeden, sakatlanmadan bitmeli, bitirilmeli. Arkadaşlar, sizlerin vicdanına sesleniyorum. Nuriye ve Semih ölürse vicdanlar ölür, can çekişen adalet inancı ölür, onlarla birlikte insanlık ölür. Buradan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Gelin Nuriye ve Semih yaşatalım. Onlar için acilen gerekli adımları atın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan müfredatı bugün açıklamıştır. Bu müfredatta Atatürk'e ilişkin bölümlerin daraltılmış ve cihat kavramı derslere eklenmiştir. Bu konu hakkında Sayın Bakan, cihat bizim dilimizde bir unsur. Cihadın ne olduğu ve ne olmadığını öğretilmesi görevi de bizim demiştir. Sayın Bakan'a soruyorum. Müfredattaki bu değişiklik çağdaş, layık ve bilimsel eğitim modeline uygun mudur? Cihat konusunun müfredata eklenmesindeki gerekçe nedir? Öğrencilere cihat eğitim kapsamından neler öğretilecektir? Cihat eğitimi kindar ve dindar nesil yetiştirme projenizin bir parçası mıdır? Cihat eğitimi verilmesi cihatçı örgütlerle işbirliğinizin bir sonucu mudur?